Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, 4 saatlikte zaten e, Dead Cross hala sürüyor arkadaşlar. Ve hareketli ortalamalar birbirine de yakın olmak kaydıyla yine beraberinde direnç bölgesine de çok yakın olarak karşımıza çıkarıyor ki 35 seviyesi destek alınmadığı takdirde herhangi bir yükseliş beklemek mantıksız olur. E, nitekim şu anda talep de yok. Dolayısıyla geri çekilme ihtimalinin devamı USDC tarafında daha yüksek arkadaşlar. E, günlük kapanışı 32.7'ler ve üzerinde yapması ilerleyen günlerde tabii yön yukarı için <laughs> ihtimaller sağlar. Ancak bunu yapma ihtimali belirttiğimiz sebeplerden dolayı düşük. Dolayısıyla günlük kapanışı yani bir dahaki günü yeni mumu 32 altı altlarında açarak kırmızı bir mumla salınım dolayısıyla ilerleyen günlerde ve vakitlerde de hala 24'ün yolunu tutma ihtimali daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.